Siz geçseydiniz. Bir bak bakayım sen. Gel gel bir bak. Bir bak bakayım. Biz arada derede yine farkında olmadan bozuştuk mu? Darıldık mı? Nedir? Dargın mıyız? Yo. Nereden çıkardın? Ben yanlış anladım o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle çıtırdan, ufak yani çok hafiften kıskanma durumu olabilir mi? Neden kıskanayım ya? Ceyda'dan mı kıskanacağım? Yani sonuçta kıskanacak nesi var ki onun? Ne sıfatla kıskanacağım ben? Ne sıfatla? Biz arkadaşız. Aynı zamanda da iş arkadaşıyız. Biz duble arkadaşız. İnsan arkadaşını kıskanır mı hiç? Sanem, evet ben anladım. Okey, tamam. Ayrıca istediğin insanla beraber olabilirsin. Sonuçta bekarsın. Sanem. Benim işe dönmem lazım. Kusura bakma. Can, yetiş. Mahvolduk. Şu anda mahvolduk biz. Bu sloganımız oldu ha. Ne oldu gene Deren? Göstereceğim şimdi size marifetimizi. Hı, nedir? Bakar mısın? Bu Kompes için sipariş ettiğimiz billboard. Nasıl çekmiş değil mi? Çünkü bu ikisi matbaaya hepsini poster boyutu sipariş etmiş. Nasıl yani? İkisini birlikte gönderdim ben matbaaya. Şu başımıza gelene bakar mısın? Nasıl yani? İkisi derken CC? CC ile Sanem. Bu iş Sanem'in sorumluluğundaydı yani. CC ile alakası olmaması lazım. Benim hatam. Özür dilerim. Bravo. Tebrik ediyorum. Bravo. Bravo Sanem. Bu o, bu alkış bravosu değil bu. Bu fecaat bravosu bu. Aslında ben başlıklarla görselleri eşleştirmiştim ama. Ama? Ama ne demek ama? Ama ne kadar gereksiz bir kelime bizim işimizde. Yarın ülkenin dört bir yanında bunların billboardlarının olması gerekiyor. Ne olacak şimdi? Ha? Biz mesela ne yapalım bunlardan? Hı? Hediye paketi mi yapalım biz bunlarla? Ha? Biz bunlarla defter mi kaplayalım biz bunlarla? Ya da biz bunların hepsini böyle buruşturalım, ajansın camlarını mı silelim? Ha? Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum, özür dilerim. Ben de onu söylüyorum zaten. Daha ne diyeceğini bilmeyen bir insana bu kadar sorumluluk verilir mi? Yeter Deren. Bana mı yeter? Evet, sana yeter, yeter. Şu an yani çözüme odaklı, faydalı hiçbir şey çıkmıyor ağzından, tamam mı? Çözüme odaklı olalım biraz. Ne yapabileceğimizi düşünelim yani. Şöyle yapacağız. Sanem'e bir sorumluluk daha vereceğim şimdi ben. Çok güzel. Ah, hediye verelim, ödül verelim bunun üstüne biz. Bir bitirmeme müsaade eder misin Deren? Biz aynı gemideyiz. Batarsak hepimiz birlikte batarız. Hepimiz birlikte boğuluruz. Bir saniye. Sabahlıyoruz arkadaşlar. Sen de hatanı telafi etmen için ekip başısın. Şöyle ben önemli bir kısmı yapacağım. Matbaayı arayacağım, halledeceğim. Sadece ufak kalan işler var. Onları da burada siz çok sıkıldınız. Fark ediyorum aynı ortamda çalış çalış kasvetli. Daralmışsınızdır, ufak bir basmıştır size. Tevdili mekanda ferahlık vardır. Toparlanın arkadaşlar, bana gidiyoruz. Projeyle ilgili olanlar bana geliyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Of Sanem ya. Arkadaşlarla halı saha maçına gidecektik akşam. Evet, arkadaşlarının hayatlarından aldığın zamanın hesabını ver şimdi Sanem. Buyurun. Benim tercih ettiklerimi kabul etmiyorsunuz Can Bey. Sanem ya, Sivas. Tamam. Pardon. Oho. Alo anne. Çocuğum. Ben gelirken yoğurt alıverin diye aradım. Ay anne ya, çok özür dilerim. Ben sana haber vermeyi unuttum. Bizim bugün çok işimiz var. Yani sabahlayabilirim. Sabahlamak mı? Yani sabaha kadar sürmese bile gece geç vakte kadar çalışacağız. Ha. Geçen seferki gibi mi çocuğum? Hı hı. Daha beter. İşler çok karışık. Can Bey'in evinde çalışıyoruz. Can Bey'in evinde mi? Evet. Ablam da burada. Yani çok büyük sıkıntılar oldu da, çok büyük bir karmaşa var. Çalışacağız, işlerimiz bitince döneceğiz eve. Merak etme, hadi benim şimdi işe dönmem lazım, kapatıyorum. Çocuğum at bakayım sen oranın adresini bana. Adresi mi? Adresi ne yapacaksın? Allah Allah, ne yapacağım? Bulunsun ananın babanın evinde adres değil mi yani? Bir şey olur, bir şey olur, Allah her ihtimale karşı bulunsun yani. At bakayım, gönder bakayım, yaz gönder. Tamam anne, tamam. Can Bey'in evinde bir de. Bana bak, Meloş boşa konuşmuyor. Yemin ediyorum boşa konuşmuyor. Siz ananızı kandırdığınızı mı zannediyorsun sen? Ben yer miyim? Yer miyim ben? Yemem.
yemem ben. Yediririm. Şimdi görürsünüz siz anneyi kandırmak ne demekmiş. Ben bakarım, ben bakarım. Tamam. Canım mı? Canım mı dedin? Allah Allah ya! Anne. Sen ne? Anne ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Terlik yok burada. Anne ne yapıyorsun? Anne ayakkabılarım çıkarılmıyor. Terlik yok burada. Ne terliği anne? Ne yapıyorsun sen burada? Çalışıyorlarmış. Görürüz bakalım. Anne ne oluyor? Anne. Annem. Gerçekten çalışıyor musun siz ya? Mevkubu Hanım. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can. Ben de sanırım geç saate kadar şey yapıyoruz, çalışıyoruz deyince. Siz ne zannetmiştiniz ki? Ben bir şey zannetmedim. Ha. Yani bu saatlere kadar çalışacağız deyince sanırım. Ya biz evet bir işi yetiştirmemiz gerekiyor da çok acil. O yüzden bu şekilde böyle. Evet maalesef ki Sanem yüzünden bizim artık sabaha kadar çalışmamız lazım. Çünkü bizim bir takvimimiz var. Allah zihin açıklığı versin. Sanem yüzünden çalışıyorsunuz ya. Bol bol şey olsun. Ya ben de alsam bir tane yaprak sarması benim böyle midem kazındı. Çalış çalış. Vallahi süper. Ben de hani bu kadar saat madem böyle sabahları kadar çalışılacak bir dolma yapayım da dedim. Dolmayı hani acıkmışsınızdır diyerekten dolmayı yaptım. Mümkün değil ki. Yarasın. Çok iyi oldu gece. Afiyet olsun çocuğum, afiyet olsun. İyi, şey Can Bey dolmayı sevdiniz biraz. Bayıldım, yiyorum. Yiyorum. Ye daha değil ye. Anneciğim, senin ne işin var burada ya? Niye zahmet ettin buralara kadar? Acıkmışsınızdır, dolma yaptım. Allah Allah. Size niye dert oluyor benim buraya gelmem? Ha? Sakladığınız bir şey mi var? Allah Allah, hı? Üstümüze iyilik, sağlık böyle bir şey olabilir mi? Biz ofiste çalışıyorduk, sıkıldık diye Can Bey evini açtı bizde. Ne kadar duyarlı ve ne kadar iyi niyetli bir patron, farkında mısın? Emre Bey nerede Emre Bey? Bilmiyorum ki yani. Kafamı işten kaldıramadım. Burada bir yerdedir herhalde. Takip etmedim yani. İyi. Aferin çocuğum, aferin. Aferin, çalışın. Sizi hiç rahatsız olmayın. Ben böyle sizin çalışmanızı bir kenardan böyle bir kenara için izlerim. Rahat rahat çalışın siz. Sen ne yapacaksın anne? Ben şey yapıyorum ben. Ben rahatıma bakıyorum. Güzel. Şey yaparım. Büyük sözü de lazım yani. Büyük fikri de lazım olabilir. Mevkubu Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Bakayım. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen çocuğum? Ne güzel renkler bunlar. Burada çeşitli renklerle renklendirme sanatı yapıyorum kampanya için. Sence hangisi Mevkubeciğim? Bir fikrini alsam. Yani böyle sanki ördekbaşı yeşili. Ördekbaşı? Hı. Ördekbaşı... Böyle yeşil başlı güveli ördek de türküsü var. Böyle güzel bir yeşil başlı ördek. Hani böyle asma yaprağını böyle suya attığın zaman daha kaynamadan, ağırlaşmadan, rengi böyle kararmadan güzel bir yeşil vardır. Onu biraz koyulsun. Evet. Şu gibi. Yok çocuğum, o olmadı o. Peynir küfü yeşil oldu oğlum. Görmüyor musun? Cece. Sen açsana bana şu yeşillerini bir açsana. Bölüyorum ama anne benim işim bitti. Hadi gidelim artık anneciğim eve. Bir dakika çocuğum, hani böyle pazardan tombik tombik yeşil köy biberi alırız ya. Onun koyusunu düşün. Köy biberi. Bu. Vallahi anne. Oldu bence oldu. Bir dakika. Bir dakika ama anne burada bir iş yapıyoruz Leyla. Güzel oldu diyorum bu. JJ. Uyudu gibi benim içmesin. Sence nasıl? Çok hoş. Ben çok beğendim. Ama aferin sana. Hakikaten zor işin var. Tık tık tık. Koluna kuvvet. Bütün gün insanın içi sökülür be. İşimiz bu. Evet, çok güzel. Haydi bakalım. Çok güzel bir şekilde işimiz bitti. Artık bizim gitmemiz lazım anneciğim. Hadi anne. Yok yok, benim rahatım iyi. Ben sizinle beraber döneceğim. İyiyim ben, beklerim anne, ben. Anne zaten benim işim bitti. İnsanların da işi bitti. Bak görüyorsun, toparlanıyorlar. Herkes gidecek buradan. Sen burada ne yapacaksın tek başına? Hadi. Hadi gidiyoruz. Tamam. Hadi hadi. Sanem nerede? Sanem gelmiyor mu? Sanem. Hadi bakalım. Sanem biz gidiyoruz.
Sen hep sen gelmiyor musun? Öyle mi? Hadi güle güle anneciğim. Yok yok gelmiyorum ben. Ben son kontrolleri yapacağım. Çünkü geçen seferki yaptığım hatayı yapmak istemiyorum da sonra da geleceğim. Aferin çocuğum aferin. Dört elle sarı dişine de. Hı-hı. Böyle gece gece yapın, yalnız tek başına nasıl olacak onu bilemedim de ben. Mevkıbe Hanım ben daha ayaktayım, daha çalışacağım. Sanırım ben bırakırım, siz hiç merak etmeyin. Ne kadar tatlı bir patron. Ne kadar işinin başında bir patron. Ne kadar duyarlı bir patronum var. Farkında mısın? Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizinle çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum patron bey. Estağfurullah Sanem, rica ederim. Asıl ben kendimi çok şanslı hissediyorum senin gibi değerli bir çalışanım olduğu için. Estağfurullah, beni hep böyle şımartıyor. İyi geceler o halde Mevkıbe Hanım. İyi geceler Can. Çok güzel olmuş elinizin altında. Afiyet olsun. Afiyet olsun hadi çocuğum. Anneciğim, hadi bakalım. Bakalım. Hadi. Bana bak. Baş başa mı olacaksın siz burada? Anneciğim ne alakası var? Ne alakası var ya? Derin Hanım burada, CC burada. Ay lütfen anlatır mısın bizim şirket politikalarımızı? Anne biz her zaman böyle çalışıyoruz. Bu ne böyle yeni yeni huylar ya? Allah. Cevap vermeyin bana. Geç kalma. Şey yapma. Hadi. Bana hadi. Bak yıkayın kabı sonra getirirsin sen. Of. Anne rezil ediyorsun bizi. Tamam font bu. Kenar boşlukları da tamam. Nasıl geliyor ne var ne yok? Güzel. Örnek baskıdaki renk kodları doğru girilmiş mi diye kontrol ediyorum. Hmm. Çok karışıksa yardım edelim istersen. Olur. 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 İyi. Yazıyor musun? Evet yazıyorum. Aşkın ağası. Arkadaşlığın ağası olmuşsun. Aşkın ağası. Tadil. Yazdım. Canımın C'si. Canım. C'si. Evet yazdım. Nadide'nin neyse. Çok mu sıcak oldu ben bu bazı kazak giydim diye mi? Bence üstünde kalsın çıkar. Ne? Yazdım mı? Yazdım. Üç. Üç. Nasıl bir üç? Direkt üç. Başıboş bir üç. Serseri üç. Bir, iki, üç yani rakam üç gibi. Aa ben kodlamaya alıştım da rakamlı üç. Tamam. Üç. Sekiz, bir, beş. Sekiz, bir, beş. Bu da çok hızlı oldu bir anda. Gitti. O kadar mıydı? Hmm. O kadar. Hmm. Yoruldun mu? Ben senin yanında hiç yorulmuyorum ki. İyi o zaman biraz da sunum için çalışalım bence. Lansmanda yapacağım sunum. Hı hı. Sen yapacaksın çünkü sunumu. Nasıl? Bayağı. Nasıl yapacağım? Bayağı sen yapacaksın. Ay ne söyleyeceğim? Ne diyeceğim ki ben? Yani altından kalkamayacağım bir şey değil zaten. Her detayına hakimsin. Tamam. Tamam. Anlaştık. Bir an önce başlayalım çünkü annen gelir midir? Gelmeden seni eve götüreyim. Tamam. Bir sunum dosyası açarak başlayabilirsin mesela. Yok onu yapmayı biliyorum. Ya ben yarın için gerçekten şu anda çok heyecanlıyım. İnşallah her şey güzel geçer. Geçer geçer merak etme. Tamam o zaman bence bu gecelik çalışmamızı bitirdik diye düşünüyorum. Cece kalk yerine yat. Hadi tamam. Hadi Sanem. Annem merak etmesin seni. Hadi. Evet. Şuradan çıkıyoruz mu? Işte. Evet, toparlanıyorum. Ben kaçtım o zaman. Tamam. Eşyalarımı da unutuyordum burada. Şey yap, geliyorum zaten. Bırakacak mısın? Öyle mi? Evet. Bekliyorum. Thank you.
Leyla. Merhaba Emre Bey. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok yakışıklı görünüyorsun. Hala. Hala hangi yüzle buraya geliyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle anlatayım tatlım. Ben Senior Fabri'nin temsilcisi olarak buradayım. Gerekli belgeleri patronuna vermiştim, değil mi Can? Hazırlıkları son bir tur kontrol edelim. Double check. Tatsız bir sürprizle karşılaşmayayım. Tabii, haklısınız. Öncelikle kendine güven. İki ayağın da yere sağlam bassın. Unutma ki bu işi en iyi bilen sensin. Bu iş senin o güzel kafandan, güzel kalbinden çıktı. Senden daha iyi bilen yok. Ve herkes senin anlatacaklarını dinlemeye çok hazır. Anlıyorum. Evet, Can. Seni Mr. McKinnon'la tanıştırayım. Hello Mr. McKinnon. It's a pleasure meeting you. Çok memnun oldum. Aa, Türkçe biliyorsunuz. Çok uzun zaman Türkiye'de yaşadık. Ben de. Sanem Hanım kampanyamızın kreatif direktörü. Memnun oldum. Neyse, Max Bey lansmandan sonra bir parti veriyor. Bizim de mutlaka orada olmamızı istiyor. Öyle mi? Harika. Katılmaya çalışacağım. Çalışacağım yok Can. Bu bahaneyle başarımızı kutlayacağız. Tamam, gelirim tabii ki. Çok seviniyorum. Ben de gelirim. Ama önce bir sunuma bakayım ben. Can, sunum bana emanet etti de. Arkadaşım Can. Can, ben buralardayım. Okey. Abimle ne kadar uyumlu olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Çok açık sözlüsün Emre. Ben dalmışım öyle. Abim kararlı biridir. Ve kararlı olan insanlardan hoşlanır. Hedefini belirler ve gerçekleştirir. Yani? Pardon. Yani senin gibi. Odaklandım ama hareket alanım kısıtlı. Şu kız hani sürekli yanımda. Bir dakika bile yalnız bırakmıyor canım. Merak etme. Birazdan ortadan kaybolacak. Saygıdeğer davetliler, dikkatlerinizi rica edebilir miyim? Şimdi bu güzel lansmanı organize eden Fikri Harika Reklam Ajansı adına Sanem Aydın bizi kampanya ile ilgili bilgilendirecek. Bir alkış alabilir miyiz? Öncelikle bu güzel davete katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Ben kısaca size kampanya sürecinden bahsetmek istiyorum.
bir şey oldu. Bir şey oldu. Bak bak iyice. Nasıl ya, burada bir dosya olacaktı. Nerede Selim? Silinmiş. Bilgisayar mı bozulacak? Yok sanmam Can Bey. Bilgisayarı ben kontrol etmiştim. Bir şey yoktu. Ben size rezil olacağız dedim işte. Rezil oluyoruz şu anda zaten. Yok artık ya. Ne yok artık? Yok artık. Evet. Yok artık. Allah Allah. Bunlar çok bildiğimiz kelimeler değil mi? Belki de çok banal geliyor size. Farkındayım. Ama hepimiz zengin, fakir, orta gelirli, eğitimli, eğitimsiz. Ben gelir böyle demez miyiz? Deriz. İşte biz de bu kampanyada bunu yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü hepimizin samimiyete, yalınlığa, harbiliğe ihtiyacı var. Doğru. Biz bu kavramlardan yola çıktık. Kompas markası doğanın samimiyeti ve yalınlığıyla şehrin sahteliği ve kaosu arasında insanların kendi özlerini bulabilecekleri, kendi ruhlarını arındırabilecekleri bir fırsat yakalamaya çalışıyor. Ve kampanya buradan ilerliyor. Kendini bul. Tebrik ederim Can Bey. Açıkçası beklentilerimizi karşılamakla kalmayıp çıtayı iyice yükselttiniz. Çok çok sağ olun. Tebrikler Can. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Bu övgüler hep sana. Harikaydı. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Lansmanı atlattık. Tebrikler. Ellerinize sağlık. Herkes bayıldı. Çok tebrik ediyorum gerçekten. Çok çok zarifsiniz. Çok teşekkürler. Hadi artık parti mekanına geçelim. Gideriz birazdan. Ufak ufak herkes bir toparlansın. Gideriz. Tamam, o zaman biz bekliyoruz. Şuradayız şimdi. Tamam. Can Bey. Heh, ne var? Bugünkü sunumla ilgili bir mesele var. Bakar mısınız? Değil mi? Çok acil belli ki. Acil. Geliyorum, geliyorum. İşi devralmakla çok akıllı bir seçim yaptın Can. Ajan sensiz, sen ajansız olmazmış. Baban senden gururlanacak. Teşekkür ederim Hidayet Bey. Emre ile birlikte ajans için elimizden geleni yapıyoruz. Emre'yi bir göreyim. Tamam. Görüşürüz. Bebe. Artık gidebilir miyiz? Gidebiliriz de biz sana mı bekleyelim? Gideriz. Gelmeyecek herhalde. Allah Allah. Kimse var mı? Ya tuvalette kaldım. Kimse yok mu? Ya nasıl ya? Kimse yok mu? Ya.
Ya Can, Sanem neredeyse nerede? Hadi biz gidelim artık. Arkadaşlarına falan takılmıştır o. Abi, yavaştan kaçalım mı? Evet. Şöyle yapalım, siz gidin. Ben yetişirim. Tamam. Nereye gidiyorsun ya? Ceyda, biraz daha bekleyelim canım. Ne yapalım? Dedim ya, çok kararlıdır diye. Ya. Bekleyelim. Can Bey. Sanem nerede? Tuvalete gitti. Üzerine içki döküldü de onun. Tamam. Çok akıllı kızsın Sanem. Düştüm. İnanmıyorum ya. Çok pardon. Tuvalet ne tarafta acaba biliyor musunuz? Az ileride. Evet. Sağ. Okey. Ben dışarıda çıkamıyorum. İçeri de giremiyorum şu an. Nasıldı o? Kimse bu. Kimse var mı? Ben burada mahsur kaldım. Kimse yok. Kimse var mı? Sanem. Ne yapıyorsun sen orada be? Can. Can. Can ben ne yapıyorum? Ben tuvalete girdim. Kapı kilitlenmiş. Anlamadım nasıl olduğunu ben de. Ondan sonra ya çıkmaya çalıştım, çıkamadım. Ben de pencereden çıkayım dedim. Sıkıştım burada şu anda. Aramadığına göre haklı sebeplerin olmalı diye düşünüyorum ben. Ya benim telefonum çantam içinde. Çantam da ablamda kaldı. Yoksa ben de biliyorum herhalde birilerini arayıp yardım istemeyi. Ha. Biz bu şekilde sohbet mi edeceğiz peki? Sen bu şekilde sıkıştığına göre birilerinden mi kaçıyorsun? Nedir? Yok, genelde hafta sonları tuvalet penceresine sıkışırım ben. Tamam, şöyle yapalım. Ben birilerini çağırayım, kapıyı açsın. Olmaz. Hayır, nasıl birini çağır? Kimse beni bu şekilde burada görmemeli. Tanınmış biriyim sonuçta. Kimseye söyleme, rezil olurum. Tanınmış biriyim derken ünlüyüm ben falan psikolojisi mi bu? Ya niye şaşırdın anlamadım. Ben muhteşem bir sunum yaptım içeride. Bütün alkışları topladım, takdir gördüm. Herkes beni tanıyor şu anda. Evet, onu söylemeden geçemeyeceğim. Harika bir sunum. Gerçekten. Evet. Çok merak edilen soruyu sormak istiyorum ben artık. Sen buraya nasıl çıktıysan aynı şekilde inemez misin aşağı? İnemiyorum. Üstüne basıp buraya çıktığım şey devrildi çünkü. Şu anda destek alamıyorum aşağıdan. Anladım. O zaman ben iyisi seni çekeyim. Olur. Olur mu? Tamam. Yapabilir miyiz? Tamam, bence acıtmayacak ya. Kolay olacak. Tamam. Güveniyorum bize. Hazır mısın? Ha? Bilmiyorum. Yazıklanıyorum ama oradan. Okey, nasıl yapalım? Tamam, bir dakika. Dur, sakin ol. Bir saniye. Bacağımı atıyorum. Ben buradan sığar mıyım? Bence geçersin. Bırak bana kendini. Can! Tamam, bırak. Can! Bırak. Ay. Ha, kurtuldum. Kolay oldu. Acıtmadı. Hiç zorlama. Evet, inanılmaz kolay oldu. İyi misin? Elbisem mahvoldu, yırtıldı. Üstüme içki döküldü. Başıma gelmeyen kalmadı tamam, benim. Tamam. Ne mahvoldu. Bence harika görünüyorsun. Ufak şöyle bir sökülmüş bir iki santim de o kadar önemli bir şey değil bence. Gidelim mi? Tamam. Sen gir, ben peşinden gelirim. Niye ayrı ayrı gidiyoruz? Birlikte gidelim. Can, olmaz. Yani nasıl birlikte gidelim? Ya ben senin hep yanında olamam. Sen benim patronumsun, ben senin çalışanım. Ben hangi sıfatla senin yanında olacağım? Sevgilim, sevgilim olarak. Biz artık... Ben...
Ben bu arkadaşlık oyunundan fazlasıyla sıkıldım. Sen benim sevgilimsin. Daha da ileri gitmeden buradan gidelim. Can gerçekten olmaz. Ne olmaz? Sevgilim olmak mı istemiyorsun yani? Ne olmaz? Hayır. Biz oluruz. Sevgili oluruz. Hem de çok güzel çok, oluruz. Çok çok da güzel oluruz bence de. Evet, çok da güzel oluruz. Hı-hı. Ama böyle el ele içeri girmemiz doğru olmaz. O niye? Çünkü benim için... Bizim için her şey çok yeni. Yani başımı döndürüyor olman pek yeni bir şey değil. Can gerçekten olmaz. Beraber içeri giremeyiz. Çok çok dikkat çekeceğiz. Ben çok utanırım. Zaten üstüme bir sürü şey döküldü. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Şöyle yapalım o zaman. Ben içeri gideyim. Bir güzel herkesle vedalaşayım. Sonra seninle arabada buluşalım, olur mu? Evet, anlaştık. Tamam. Tamam. Ay Can nerede kaldı? Biz bekleriz de Mekin Hanım'a çok ayıp oldu. Bak geliyor işte. Geldi. Abi neredesin? Ha? Ya kusura bakmayın beklettim, çok özür diliyorum. Önemli değil. Hadi gidelim mi artık? Gitmeyelim. Yani ben gidemeyeceğim. Çok önemli bir işim çıktı. Gerçekten gelemeyeceğim. Mekin'e de özür dilerim, iletin lütfen. Telafi edeceğim. Gelmiyor musun? Can ne oldu? Yani biz de gelelim, bir şey mi var? Var. Yani önemli bir şey var. Varla yok, yok da yani konuşuruz onu, tam söyleyemiyorum şu anda. Benlik bir şey, sizlik bir şey yok asla. Ben halledeceğim. Benim çok eğlenin. Abartın yani, tamam mı? Yani gerçekten insanlar eğlence görsün. Tamam mı? Görüşürüz. Eğlenin, benim için de eğlenin. Gerçekten bunu telafi edeceğim. Emre görüşürüz. İyi, biz gidelim o zaman. Yok ya, benim keyfim kaçtı. Görüşürüz sonra. Taksi ara. Biz de gidelim o zaman. Bakalım. Üşüdüm. Teşekkürler. Hazır mısın? Hazırım. Ay telefonumu unuttum ablamda. Haber vermem lazım onlara. Dert değil, benden ara, merak etmesinler. Şu telefona bir bakayım. Alo abla. Senin? Ben Can'la beraber çıktım. Merak etme diye aradım. Tuvalete kilitli kaldım da. Tuvalete kilitli mi kaldı? Pencereye sıkıştım. Ya bayağı zor zamanlar geçirdim yani. Pencereye mi sıkıştın Sanem? Geleyim mi yanına ya da birini göndereyim mi? Yok yok, biz Can'la beraber çıkıyoruz şimdi mekanda. Merak etme diye aradım seni. Tamam, kimseye Can'la beraber olduğumu söyleme, tamam mı? Ben sana eve gelince her şeyi anlatacağım. Tamam, tamam söylemem. Ben daha Ayhan'la falan döneyim madem, ne yapayım? Tamam anlaştık, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yolunda mı her şey? Yolunda. De işte keşke Can beni eve bırakıyor falan demeseydi. Ya, istemez miydin? Yok, sadece... Başka bir yere giderdik belki o yüzden.
Başka bir yere mi? Bu saatte. Nereye mesela? Bana mesela gel. Eve. Uyku saatinde. Ne var? Ne bileyim, ne yapacağız ki uyku saatinde evde? Yani. Birlikte uyurduk. Ben senin saçlarını okşardım sen uyuyana kadar. Sonra usulce yanından kalkardım sen uyanma diye. Ama önce tabii o şahane kokunu içime çekerdim. Rüyamda bana eşlik etsin diye. Bu tarz şeyler yani. Ben de şey sandım, hani tost most yeriz, film falan izleriz diye düşünmüştüm. Bunları zaten her halükarda yapardık, onları söylemene gerek yok. Anladım. Gidelim, tamam. Tamam, gidelim. Ben gideyim artık. İyilik ya böyle. İyiyiz bence yani böyle. Biz? Evet. Biz çok iyiyiz. Bence bayağı iyiyiz. Evet. Ama benim gitmem lazım artık. Sabahlasak mı burada ya? Ha? Sonra sabah işe gideriz beraber. Çay simit falan alırım sabah. Ha? Ne güzel. Ama benim eve gitmem lazım. Okey. O zaman bir şartım var, seni bırakmamı istiyorsan. Şöyle boynumdan derin bir nefes alacağım. Yani çünkü lazım olacak bana sabaha kadar. Evet. Ne oldu? Halledeyiz biz. Evet öyle, yani en son seni eve getirmiştim ya, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum tabii, unutur muyum, ama mahalledeyiz böyle yakın arabanın içinde. Öpemiyor muyum ben seni, nedir? Ben de çok çok istiyorum öpmek seni. Ben de çok istiyorum. Ama bizim mahallede böyle bir şey yapmamız imkansız, böyle sevgili olduğumuz için. Ha. Ben o zaman sabah geleyim seni alayım, birlikte işe gidelim, olur mu? Nasıl? Evet. Hani sevgilimsin ya, birlikte gidelim. Evet, sevgilim. Ama ben her sabah ablamla işe gidiyorum. Ha, rutinim var. Rutin, evet. Anladım. Kim ki bu ya? Ah, Sane. Ne işi var bunun bu saatte? Daha annem bizi bilmeden mahallenin bizim hakkımıza dedikodu yapmasını istemiyorum. Anneme söyleyeceğim. Alıştıra alıştıra söyleyeceğim. Bana biraz zaman ver, olur mu? Evet. O zaman ben gidiyorum. Tamam. İyi geceler. Bay bay. Tamam, yavaş. Kaç şey yaptım? Ay, ay. Ay, sarhoş bu. Ay, tövbe tövbe. Eteğe bastım eteğe. Anahtar nerede benim ya? İyiyim, iyiyim. Anahtar, yedek bu. Ayol, Mevkoş'un haberi var mı bundan? Ay dur Melahat. Allah Allah, sen de sen hep akıllı kızdır, biliyordun ne yaptığını sen de şimdi. Ay vallahi bak, karnım acıktı şimdi. Ay gece gece vallahi karnım kazındı. Şekerim de düştü. Kim? Güzel olmuşsun. Ben bu arkadaşlık oyunundan fazlasıyla sıkıldım. Sen benim sevgilimsin.
zaman bir şartım var seni bırakmamı istiyorsan. Şöyle boynumdan derin bir nefes alacağım. Yani çünkü lazım olacak bana sabaha kadar.